Emre Mor çok önemli bir silah. Emre Mor'un da olmadığı bir kara gümrüğün Trabzonspor deplasmanında e, tutunabilmesi biraz zor gözüküyor. İşte, Trabzonspor bayağı hali hazırda. İyi bir kadroya sahip. Rakiplerini çok önünde İşte bu beş... Valla Fenerbahçe'de aslında İrfan Can'ın olması gereken maçlardan bir tanesi bu. Yani Göztepe için artık ben seviyorum Göztepe'ye sempatim var. Ama yolun sonu demek süperlik için. Fenerbahçe ile ilgili son olarak şunu sorayım. Bu sabah Larin Beşiktaş'la anlaşamazsa Fenerbahçe'ye gidebilir. Batu bu kadar fazla eleştirildiği bir sezonu gol kralı olarak tamamlarsa Bati... Şuay'ın algısı biraz değişir mi? Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında Analiz masasına hoş geldiniz. Sinan Yılmaz'la beraber hafta öncesi karşılaşmaları değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı da yapalım. Yemek sepeti uygulaması indirerek sizler de 10.000'den fazla restoranda %50'ye varan indirimleri değerlendirebilirsiniz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi Trabzonspor Karagümrük bugün başlıyor lig mücadelesi iki karşılaşmayla. E, Trabzonspor'da son haftalarda puan kayıpları var. Ama ben uzun süredir kendi adıma normal buluyorum bunu. Çok garip bulmuyorum puan farkı bu kadar açılmışken. Şimdi ligdeki e, puan matematiğine göre bu hafta Trabzonspor kazanır. E, Fenerbahçe puan kaybederse e, Trabzonspor şampiyon olabiliyor. Ama e, iki galibiyette. Bundan sonra Trabzonspor'a e, yetecek şampiyonluk için. E, tabii büyük bir özlem var. Taraftar maçlara e, ciddi anlamda ilgi gösteriyor. E, bugün de rakip Karagümrük. E, şimdi şöyle bir eksiklere bakıyorum. Emre Mor seninle programa girmeden önce de sen Emre Mor'la ilgili bir tespitler yaptın, onları da söylersin. Ee, Karagümrük açısından aslında hani e, ligin en rahat takımlarından biri demek, yanlış olmaz. Hani puan farkı dördüncü basamakla çok gözükmese de, e, arada çok fazla takım evet. olduğu için o iş imkansız. E, düşme dertleri yok, dolayısıyla Karagümrük kendi oyununa bakacak, oyuncular kendi performansına bakacak. Ee, sen bu akşam için neler düşünüyorsun, neler bekliyorsun? Valla Trabzon'da uzun süredir bir puan hasreti çektiği için, 3 puan hasreti çektiği için bir son haftalarda biraz kayıplar vardı. Kendi taraftarıyla buluşacağı ve e, net bir galibiyet alacağı maç gibi görünüyor Trabzonspor için ama e, en önemlisi de hem Jimmy Durmaz cezalı, Hı -hı. hem de daha da önemlisi Emre Mor e, sakatlandığı için maç kafilesinde yer almıyor. Emre Mor e, son Kasımpaşa galibiyetinin en önemli isimlerinden bir tanesi oldu. Bir de e, hmm. milli aradan hemen önce bir Kayseri maçı vardı iç sahada. Hattrick yaptığı maç. Hmm, e, i̇ki tane maç aldı zaten. 6 puan. E, o düşme potasından tamamen uzaklaşmasını ve çok rahatlamasını sağladı Emre Mor. Son haftalarda takımın en önemli ismiydi. Tabi pes iyileşip de son e, son Kasımpaşa maçında da e, golünü de attı falan. O da biraz e, destek oldu ama Emre Mor çok önemli bir silah. Emre Mor'un da olmadığı bir kara e, Trabzonspor deplasmanında e, tutunabilmesi biraz zor gözüküyor. E, Trabzonspor'da da e, şey oldu. cezalar falan dönüyor. Siyopis i̇şte, falan dönüyor. E, yani Dorukan Siyopis yapar herhalde diye tahmin ediyorum. Dorukan Siyopis hamşik mi yapar? Dorukan'ı sabek mi yapar? Bu maç aslında biraz gelecek sezonun Trabzonspor'u içinde biraz e, olabilir şey olabilir. E, hocanın kafasında. Hı -hı. Çünkü son haftalarda biraz Bruno Perez'de bir düşüş var. Gaziantep maçında hücumda çok kötü değildi ama Savunmada mesela arka direkte iki tane kafa vurdurdu. Ee, biraz Dorukan da form yakalamışken, orta sahaya da Siyopis dönüyorken belki Dorukan, Sabek, Siyopis, Hamşik, Siyopis, Abdülkadir Ömür yapabilir orta üçlüyü. Ee, peki yani Dorukan'ın e, merkez orta sahada çok fark yarattığına katılıyor musun? Ben öyle düşünüyorum. Hani Dorukan orada fark yaratırken, gelecek senenin e, takımı düşünülürken artık Dorukan'ı oraya monte etmek, Sabek'e... E, monte etmekten biraz daha iyi olmaz mı Trabzonspor açısından? İyi olur. Bir de mesela Abdülkadir Ömür için Nice söylentileri Doğru. var Nis'e gideceği. Nis'e giderse zaten şimdi önümüzdeki sene yabancı sayısıyla ilgili şöyle bir durum var. 8 artı 3 bu sene. Seneye 7 artı 4. Ee, öyle olmasın diye Ahmet Ağoğlu açıklama Aynen. yaptı. 8 artı 3 olsun dedi. Ama mesela ben diğer takımların başkanlarının buna karşı çıkabileceğini düşünüyorum. Bilhassa mesela Fenerbahçe'nin. Ee, çünkü Fenerbahçe'de Altay var kalede. İrfan var, Mert Hakan var, Ferdi var. Dört tane yerli ilk 11'e koyabileceği adam var. Üstüne Serdar dursunlar, evet. Serdar Azizler, Azizler, Arda Güler'ler. Hani şimdi bir de Ali Koç pekala şey diyebilir yani ben bunu düşünerek İrfan'a 11 milyon euroyu verdim. Aziz Yıldırım 11 milyon euro diyor. Hı hı. Fenerbahçe'de 7 artı Deniz Türüç diyor işte. Öyle aşağı yukarı 10 milyon euro civarında Doğru. bir şey yani her halükarda. Adam bu parayı bunun aslında bunun için verdi yani. Şimdi sen o planlamayı ona göre Diğer takımlar yapmamışken, adam bunu yapmışken bilmiyorum. Fenerbahçe, ben Ali Koç yerinde olsam karşı çıkardım. Çıkması gerektiğini düşünüyorum buna. Ee, ama Trabzonspor'da dediğin doğru. Hani Dorukan, son şeylerin bir tek Do Dorukan'da sakatlık problemi var işte. Sakatlık problemi olmadığı zaman net güvenebileceğin, gelecek sezonda benim orta sahamda diyebileceğin olması gereken e, isim. E tabi bu yaz Uğurcan'a da teklif gelebilir. Gelmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Olağanüstü bir performans sergiledi çünkü sezon boyunca. E, yerliyle ilgili bir şey var. Mesela Ahmet e, Ahmet Can Kaplan son şeyde e, sakatlandı döndü. E, yerini Hüseyin'e kaptırdı. Evet. E, Ahmet Can'ın da gelecek sezonu düşünülüyorsa yavaş yavaş tekrar bir son haftalarda bence oynaması, değil mi? oynaması gerekiyor. Yani bir yandan bu planlar da yapılacak. Envakame'nin ee, sözleşmesiyle ilgili şeyler sürüyor. Gaziantep maçında mesela Trabzon'lu arkadaşlar biraz beğenmemiş falan ama Gaziantep maçını ben izledim tekrarını. Ee, tekrardan izledim yani o ilk Beşiktaş maçını izledim aynı saattelerde. Sonradan oturdum. Skoru da bildiğim için sakin kafayla bir izledim baştan sona. daha iyi oluyor. Değil mi? Aynen daha güzel oluyor. Biz de Mert'le zaman zaman konuşuyoruz onu. Hani böyle skoru bildikten sonra o maçı izlemek ne hikmetse e, analiz etmek açısından, anlamak Tabii açısından da. çok daha iyi oluyor. Heyecan girmiyor ya işin Biliyorsun ama ya. ne olacak, ne bitecek. E, mesela o maçta şeyi fark ettim. Visce, Hamsik, e, Bruno Perez üzerine hep sağdan gelmişler. Son tarafa hiç dönmemiş bile takım neredeyse. Ama ona rağmen yani Vakamin'in 2-3 tane Hı. gol Biri, bir pozisyonu başlıyor. var yani teke de yapıp da. Öyle çok da... Peki e, Sinan az önce Emre Mor'dan bahsettin. Emre Mor çok tartışılan bir oyuncu. işte. Euro 2016'da Hı. milli takıma seçilmesi, milli takım kampından helikopterle Dortmund'a gidip sözleşme imzalaması geri gelmesi e, çok büyük potansiyel olarak düşünülüyor. İşte onun e, şeyleri diyelim. Hani Dortmund'daki takım arkadaşları biri Dembele. Hmm. E, i̇şte Barcelona'da son dönemde en fazla konuşulan oyuncu Pulisic. E, yine şey e, Chelsea'ye giden bir oyuncu. E, Emre oradan beklenti büyüktü ama o beklentileri işte e, genel olarak karşılayamadı. Şimdi bu sezon e, birkaç böyle röportajını da herhalde okumuşsundur sen de. Biraz daha konsantre olduğu belli herhalinden. Hmm. Peki bu konsantre bir Emre Mor yarın öbür gün büyüklerin radarına girebilecek bir Emre Mor mudur? Tekrar gündeme gelir mi? Yoksa hani biraz daha bekleyip biraz daha istikrarlı bir oyuncu haline geldikten sonra mı Emre Mor için atıyorum kara kapısı çalınmalı? Normal şartlar altında bir sezon daha görelim derlerdi. Ama şimdi bu 7 artı 4'ten hmm. uygulamaya girerse 4 yerli. Bazı takımlar anladım. biraz zorunluluktan ya bir deneyelim en azından. Hmm gibi bir şey doğabilir. Onun için de bir şans oluyor işte. Böyle yerli oyuncular için hani normal şartlarda beklersin. Çünkü to, topu topu 3 maç oynadı aslında evet. yani. 3 maç içinde ama çok yetenekli olduğu için tabii ki çok büyük bir potansiyel olduğu için de şey yapıyor. Trabzon'la ilgili öbür tarafta baktığınız zaman Cornelius'tur, hani Bu takım çok zengin bir takım. Yaş ortalaması da Biraz yüksek bir takım. Hı hı. Gelecek sezonla ilgili belki işte bir sol bek takviyesi e, yerli olur mu olmaz mı onu düşünüyorlar. Tabii yerli sol bek bulmak çok zor. E, ama belki işte stoper Ahmet Can'ı yerleştirebilirse e, hamlelerini ona göre yani biraz da gelecek sezonu. Zaten şampiyon oldu artık Trabzon yani. E, ama bu hafta olamayacak tabii. Fenerbahçe'ye Göztepe'ye kaybetmezse eğer. Hı, hı. Ee, gelecek hafta da Adana Demirspor maçı var. Ee, Adana Demir maçında ne olur ne biter ondan çok emin değilim. Çok zor bir deplasman sonuçta. Her halükarda bir sonraki iç saha maçında e, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanıyor bir yandan Trabzonspor ama bu kutlamalara hazırlanırken de biraz işte e, gelecek sezonun hamlelerini de görmek isteyecek gibi görünüyor hoca. Evet o da son derece normal Trabzonspor adına anlaşılabilir. Bir de Trabzonspor hani ara transfer döneminde e, öyle bir Kadro genişlemesi yarattı ki gelecek sene için hani birkaç pozisyon dışında hakikaten transfere hiç bakmayacak bir takım bile olabilir hani bazı oyuncular tutulursa tabii bundan bahsedin bazı oyuncular gidebilir senin söylediğin gibi teklif geldiği noktada ama hani aldığı gençler de Türkiye'de oynayan hatta yurt dışında oynayan potansiyelli gençler onlar bir şekilde takıma entegre edilebilirse yani Trabzonspor bayağı hali hazırda iyi bir kadroya sahip rakiplerin çok önünde gözüküyor. İşte bu 5-6 maçta onları görsek aslında o Bursa'dan gelenleri falan görsek güzel olur. Yani tabi e, tabii hoca onları antrenmanda da görüyor zaten ama e, bir de 90 dakika farklı oluyor tabii ki. Res resmi, resmi maç farklı oluyor. E, yani herhalde öyle Şampiyonun olur. Şampiyonun gelmesinden sonra senin dediğin olur büyük ihtimalle. Tamam. Evet e, Fenerbahçe Göztepe'ye geçelim. E, Cumartesi günü 20.30'da iki takım karşı karşıya gelecek. E, Fenerbahçe'de gidişat son derece iyi. Hı -hı. Fenerbahçeliler mutlu. İsmail Kartal dar bir rotasyondan iyi bir ekip çıkarmayı başardı. Oynanan oyun da şu an Fenerbahçeleri tatmin ediyor. Ve ligde geçen haftaki galibiyetle beraber Fenerbahçe ikinci sıraya yükseldi. E, tabii Göztepe açısından ne yazık ki tam tersi. Hani şöyle bir baktığında puan farkı 12. Güvenli bölgedeki Giresunsporla zaten ortada alınabilecek 18 puan var şu an. Evet. Ve geçmeleri gereken de 3 takım var. Yani Göztepe için artık... E, ben seviyorum Göztepe'ye sempatim var. Ama yolun sonu demek. Süper Lig için bu sezon yanlış olmaz. E, Fenerbahçe'de İrfan Can sarı kaç cezalısı. Onun dışında Mesut ve Ozan Tufan'ın kadro dışı oluyor. Göztepe Galatasaray maçına kadar gayet iyiydi. Ligde kalacak gibi ilerdi. Ama Galatasaray maçında 87'ye kadar öne galip girip de son derece saçma sapan penaltılar yapıp maçı 3-2'ye vermiş olmak e, o kadar kötü savunma yaptılar ki sene boyunca. Aslında oyun olarak düşecek takımlardan bir tanesi değildi Göztepe yani. Oyun zaman zaman oyun güçlerini çok yükseltmişlerdi sezonun ortalarında. Yani sezonun son bölümüne kadar çok iyi oynadıkları maçlar vardı. Beşiktaş'a karşı şeyde karşı ama oyuncu kalitesinden dolayı savunmadaki problemlerden dolayı biraz. O Galatasaray maçı kırılma oldu. Galatasaray maçından sonra bir daha hiç toparlayamadılar. Oyun, oyun olarak da çok düştüler. Galatasaray maçına kadar iyi futbol oynayan bir Göztepe de vardı. Ama Galatasaray maçından sonra kırıldılar ve ee, bence bir iki hafta önce küme düştüler zaten. Thomas'ın gelişi. Yani Thomas'ın gelişi hiçbir şey değiştirmedi aksine. Ama ilginç bir seçim değil mi o da? Yani ilginç bir şey, hani şey. Daha bir önceki şey. takımlarda da Thomas'ın performansı bundan farklı değildi. Şimdi Göztepe 2 4 6 8 9 maçtır mağlup oluyor yani ligde. En son Başakşehir yenmiş. Hı. 22 Ocak'ta. Zaten hani sezonun bu döneminde böyle bir seriyle lige tutunmak da mümkün değil. Kesinlikle. E, Fenerbahçe için neler söylersin? Valla Fenerbahçe'de aslında İrfan en olması gereken maçlardan bir tanesi bu. İrfancan kilit açıcı. Kapanacak rakibe karşı işte bir ara topuyla bir uzaktan şutu. Mesela Kayseri'de Rossi'ye bir lob basattı. Rossi'nin vuruşu golü getirdi. Kendisi vurdu 30 metreden attı. Galatasaray maçında ortada yoktu. İrfan'ın en basat maçlarından bir tanesiydi. Ama çekti soluna. Kesti ortayı. Mert Hakan'ın kafasından sekti gol oldu. Bir top atıcı olarak bilhassa böyle çok kapanacak. Kendi sahanda oynadığın Anadolu takımlarına karşı on numaraların çok gerekli oluyor. Yaratıcı oyuncuların. O yüzden bu maç aslında İrfan'a çok ihtiyaç vardı. Peki kimle de olacak yeri? Muhtemelen Konuş. Pelkas'ı dener herhalde. Çünkü Pelkas yedekten yedekten girdiğinde hep formdaydı. İyi işler yaptı. Konya maçında aldı. Yedekten girip maçı şey aldı. Yani yine Mert Hakan, Crespo, Zayt ve Rossi dörtlüsü kalır kenarlarda. Merkez ikili Crespo şey ve diğer Rossi ve Mert Hakan da kenarda on numaraya da Pelkası yerleştirir diye düşünüyorum. Anday, Arda'yı da sonradan hazırlar sonra diye tahmin ediyorum. Serdar Santurford zaten şey. Hmm. Ama bu maç hani Pelkas'tan ziyade biraz daha ya daha temiz daha yaratıcı İrfancan daha iyi olurdu ama Pelkas için de güzel bir sınav olur. Göztepe'de de Atınç ve Angel gibi iki tane stoperi de sakat Neyse. takımın gerçi onlar da varken de çok eksiklerdi yani bilmiyorum Atınç'ı Beşiktaş'a falan yazıyorlar da hiç bana hiç mantıklı gelmiyor yani performans olarak en azından e, Fenerbahçe'den net bir galibiyet tabii ki ya bekliyorum ben açıkçası Peki yani o zaman bu kadar formda kaliteli kadro herkesin merak ettiği soruyu soruyorum İsmail Kartal kalmalı mı e, ayrılmalı mı e, sorusunda ki derbiden sonra çok normal gündeme gelmesi e, herkes konuşuyor bu hafta Takip etmişsindir. Gazetelerde sürekli analizler yapıldı. Evet. Lövle bile kıyaslandı. Artılar, eksiler. Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularına sorulmuş. İşte Fanatik Gazetesi kendi yazarlarına sormuş. Güzel yani son, son derece normal. Evet. E, İsmail Kartal kalacak sorusunun der bir galibiyeti sorusu ve böyle bir seri sorusu gündeme gelmesi. E, orada e, şöyle bir tespit yapıldı ki o tespit e, ben Engin Çetin'den duydum. Evet. E, güzel bir tespit diye düşünüyorum. Bu sezon başı takım almakla şampiyonluk yarışından kopmuş bir takımı işte bir seri yakalatmak arasında bu kadro kalitesiyle fark var olduğu söylüyor ki ben de katılıyorum ona. Hani benim kafamdaki en büyük soru işareti o. Sezon başındaki o şampiyonluk baskısından sıyrılan bir takımın bu kadro kalitesiyle böyle bir ligde işte ikincilik hedefi sanki daha makul gibi geliyor ama sezon başı bana göre daha zor. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi bence eee Aynısı 3 yıl önce yaşandı. Aynı şeyleri yaşıyoruz aslında. Ersun Yanal göreve getirildiğinde düşme potasında bir Fenerbahçe vardı Hı -hı. ve 6. bitirdi sezonu. Evet. Altıncı evet. bitirince de bu kadar yüksek performansla yeni sezona girmemek olmaz oldu. Bir de Ersun Yanal'ın şeyi PR'ı ve e, seviyesi İsmail Kartal'a göre çok önde gözüküyordu. 10000. O yüzden de yeni sezona başlandı ama yeni sezona başlanırken de Ali Koç döneminin en az transferinin yapıldığı şey Ersun Yanal'la başlandı ve iyi de bir giriş yapılmış olmasına rağmen yeni sezona. Aynı bu sezon olduğu gibi Vitor Pereira da iyi giriş yaptı. Ee, sezon ortasında tam Gidip ortalarda başladı. yani Aralık Ocaklar'da gitti. Şeyde Şubat'ta gitmişti. Ocak Şubat gibi gitmişti Ersun Hoca'da. Ee, yine sezona çok iyi başlamıştı ama şeyde gitmişti. Ortada gitmişti. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor nedense. Yani e, yine aynı döngü devam ediyor. Şimdi İsmail Kartal devraldı. İsmail Kartal sezonun sonunu çok iyi getirdi ve belki de yeni sezona başlayacak ama hem Ersun Hoca'da hem İsmail Kartal'da şunu görüyorduk. Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönem dışında son 7-8 yılına baktığın zaman çalıştırdığı Anadolu takımlarına hiçbir etkisi olmamış. Son derece başarısız olmuş. Ersun Yanal'da Trabzonspor falan da var. Hı -hı. İsmail Kartal'da diğer Anadolu takımlarına. Ve diğer Anadolu takımlarına baktığınız zaman Rize'dir, Ankara gücüdür, Konya'dır. Kartal'a çalıştırdı. transferlerin son derece başarısız olduğunu görüyoruz. Ben tek tek baktım mesela. Rize'ye 4-5 milyon euroluk bir sürü transfer yapılmış. Rize biliyorsun Anadolu'da para harcayabilen tek kulüp belki de. O transferlerin hiçbiri kalmamış ve hepsi de çok kötü oynamış. Ee, yine İsmail Kartal'la birlikte transfer yaparsanız yine kötü transferler yapma olana mümkün. Ama İsmail Kartal'ın başına çok iyi bir sportif direktör getirirsiniz. Baskın bir sportif direktör, güçlü bir sportif direktör. O güçlü sportif direktörle doğru transferleri, doğru planlamayı yaparsınız. İsmail Kartal da devam, edir, devam eder. Kendisine verilen kadroyu şekillendirip yoluna devam eder. Tıpkı bu sene olduğu gibi. Bu sene de Vitor Pereira'nın kurduğu takım aslında. O doğru sportif direktörün kurduğu veya doğru scout departmanının kurduğu takımla gider. O başarılı olabilir belki. Onda bir şeyim yok. Çünkü hem camiaya çok hakim. Hem lige hakim. Camiayı tanıyor. Ligi tanıyor. Futbolcuları tanıyor ve futbolculara hakim olduğunu gösterdi, kanıtladı. O şekilde devam edebilir. Ama İsmail Kartal geçmiş deneyimlerinden, geçmiş tecrübelerinden kadro kurma ve transfer yapma ile ilgili son derece başarısız görünüyor. O yüzden transferi İsmail Kartal'la yapmak bir hata olabilir. Ama Fenerbahçe yönetimi zaten kendisi de hatalı transfer yapıyor bu arada. Ben de sana onu soracaktım. Mesela Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transferlerde o kadar etkili olabileceğini düşünüyor musun? O sportif direktörün olmadığı bir ortamda. Evet, Anadolu kulüpleri kadar olamaz muhtemelen. Ama Fenerbahçe'nin yöneticileri de kötü transferler yapıyor. Hı. Mesela şimdi Talişka ismini duyuyorum. Hani Mesut İrfan nasıl böyle birbirine geldi ve çakıştılarsa Mesut ve Mesut ile İrfan hiçbir zaman birlikte oynadığı zaman verdiklerinden çok yani ikisinin birlikte oynamasının kattığı iki iki birim pozitiflik oluyorsa on birim negatiflik oluyor savunma açısından. Hmm. E, Talişka İrfan da çok benzer aslında yani İrfan'ı olan takımın Talişka'ya gitmemesi lazım takımın center for yok hala bir yeni bir on numara düşüncesi. Hani bu biraz şey geliyor bana Fenerbahçe'nin böyle plan programla değil de e, fırsat geldi alalım gibi oluyor. İrfan da aslında böyle geldi yani Mesut ve İrfan aynı transfer döneminde alınacak oyuncular mantıken değil yani. O, o kadar birim param varsa gidersin başka bir şey de kullanırsın. Center for'da kullanırsın sen. Center for'un yok. 3 tane 10 numaran var falan. Ya Arda da geliyor bir de üstüne yani. İrfan var. Çok iyi bir aslında çok formda ve çok yetenekli bir 10 numaran var. alttan olağanüstü yetenekli potansiyelli yeni bir 10 numaran çıkıyor. Bir de yetmiyorsan bir de Brezilyalı 10 numara getiriyorsun. Getirmeyi düşünüyorsun. Yani bunu... Tanışka bilmiyorum hani ben çok okuduğum zaman inanmadım açıkçası o habere. Ee, Bil bilemedim. çünkü hiçbir mantığı yok senin söylediğin gibi. Yani böyle Fenerbahçe'de şeyler yapılıyor mu Fenerbahçe'de? E, Yapılmamalı yani. İsmail Kartal'ın en büyük başarısı bu bazı noktaları şişen kadroyu biraz sadeleştirmek olmadı mı? Kadro hani bunu dışında da. Hangi teknik adam yapsa Fenerbahçe'de bence başarılı olacaktı. Doğru. İsmail Kartal yaptı. Hani Sezon başında hatta devre arasında herkesin Fenerbahçe'deki ileri üçlüyü ve merkez orta sahayı farklı kurduğu bir dönem yaşadık hatırlarsan yani. Sana sorsam farklı bir şey söylüyordun. Başkasına sorsam evet. farklı bir şey söylüyordu. Bana geliyordu ben farklı bir şey söylüyordum. Çünkü o kadar fazla opsiyon vardı ki, o kadar fazla kombinasyon vardı ki. Ama şimdi hani hem oradaki sayısal olarak bazı oyuncuların e, gitmesiyle beraber, elenmesiyle beraber. E, bir de roller de belli oldu. Şimdi mesela Serdar Dursun e, bir numara olduğunu biliyor sezonun sonuna evet. kadar. Yani Berisha onun arkasında. Ener Valencia benim çok beğendiğim bir oyuncuydu ama o veya bu sebeple kenara gitti Pelkas şu an rol oyuncusu oldu. Rossi 11'de oynadığını biliyor. İrfan 11'de oynadığını biliyor. Mesut kenarda kalmasıyla beraber hani e, normalde baktığında böyle belki çok göz, acı, göz alıcı bir şey yok. Hani Serdar Dursun Rossi hmm. dediğin zaman belki dudak bükebilirsin. Kim bükerler genelde bizde. Ama işte roller belli ya olduğu zaman oyun, bir takımda. Oyuna baktığın zaman son yılların şey en yok. fener evet. varacağız. İşte öyle bir durum yok. Yüzde yüz. Ya zaten hep isme takıldığımız için hata yapıyoruz. Şey de faydalı oldu onun için. Crespo'yu mesela şeye bildiremedi ya, Avrupa'ya bildiremedi. O dönemde Slavia Prag'la oynuyorsun, Sosa'yla oynuyorsun. Veteranların aslında CV'nin aslında hiçbir işe yaramadığını o maçlar çok iyi gösterdi. Sosa'yla oynuyorsun, takım hareket edemiyor. Üç gün sonra ligde Crespo'yla oynuyorsun, Hatay'ı yeniyorsun, Kasımpaşa'yı yeniyorsun, Giresun'u yeniyorsun. Arada böyle devasa bir fark oluyor Fenerbahçe'de yani. Tam Prag daha iyi takım da bizim Anadolu takımlarından ama çok çok böyle 180 derece fark ediyor. Gustavo gibi, Sosa gibi oyuncularla hiçbir yere gidemeyeceğini de aslında o maçlar gösterdi. Crespo'lu Galatasaray takım mücadele ediyor, Tabii koşuyor. Tabii işte bir teknik adamın onu anlaması da önemli. Evet, doğru. Yani onu anlayıp ondan vazgeçip ondan sonra diğer oyuncularla devam etmesi de önemli. Fenerbahçe ile ilgili son olarak şunu sorayım bu sabah. Eee Larin Beşiktaş'la anlaşamazsa Fenerbahçe'ye gidebilir tarzı bir haber vardı. ben de radyoda şöyle bir yorum yaptım. Mesela geçen sene Beşiktaş Sergen Yalçın döneminde Gezel ve Rozye tarafından e, bayağı bir e, atak yapıp oyunu sağ tarafa yıkıp sol taraftan boşluklarla goller buluyordu. Şimdi İsmail Kartal döneminde de Mert Hakan Osay e, Semal artı İrfan, İrfan, Can. İrfan Can. zaten kendini oraya atıyor Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak kendini sağ atıp e, boşluklardan işte Zays gibi geçen hafta attığı gol gibi gol çıkarmaya çalışıyor. Hani normalde benim çok beğendiğim bir oyuncu değil ama Hani Fenerbahçe böyle oynasa sanki sol önde olacak birlerin e, yine e, fayda sağlar gibi. Rossi'yle de çok benzer aslında. Rossi'nin cüsseli uzun evet. olanı. Ve o uzun olmakta cüsseli olmakta inanılmaz fark ediyor dış forvet için. Çünkü arka direğe or havadan da orta evet. kesiliyor. Şimdi havadan orta kesildiğinde Rossi bitiremez. Larin bitirebilir. Hep de yerden kesemezsin arka evet. direğe. Bir de hani İrfan böyle ceza sahası çaprazdan yaptığı ortalar var ya bazen. Evet. Tam larinlik ortalar tam değil, lerenlik, değil mi? Tam. Aslında İrfan'la Gezal'ın şeyi tam birebir aynı. Beşiktaş'taki hmm. şeyle Gezalla aynı konum. Yani sağ geç, sol ayağla iyi kesme, iyi top atıcılık. Arka direğe kestiğin zaman bile bilhassa, ön direğe yerden kesebilirsin ama arka direğe yerden kesmen için çok fazla engelleşmesi lazım. Arka direğe kestiğin oradalar genelde havadan oluyor. Evet. E, havadan ortayı da Rossi'nin tamamlaması zor oluyor. O yüzden Larin şey olabilir. İyi bir tercih olabilir Fenerbahçe için. Mesela Talişka değil Larin işte. Fenerbahçe'nin aslında belki. Ya bugün yazılmış. Bilmiyorum tabii. Gerçekliği var mı yok mu ama Larin'i... Ya o... daha iyisi yani. Rossi evet. çünkü şey Fizik ama Rossi olarak. de kalıyor biraz. Yani ha Rossi de iyi bir alternatif golcü, alternatif kenar oyuncusu. Öyle bir oyuncu hep olmalı zaten Takım. takımlarda. Evet Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlayacak. Galatasaray derbi galibiyetinden sonra iyi bir taraftar grubu da olabilir Göztepe karşısında. Giresunspor Spor Beşiktaş'a geçelim. E, Pazar günü 20. 30da karşılaşacaklar. Beşiktaş geçen hafta Valerian İsmail'in ilk iç saha maçında Alanya'yı 4-1 ile yendi. Çok iyi bir galibiyet. Ee, iyi bir galibiyet aldı. Trabzonspor maçında iyi bir uyum vardı. Ee, geçen hafta 36-37 bin taraftar da stat'taydı. Ee, 3-4-3. E, ee, aslında 3-4-3'te bir anda çok rahat bir şekilde Hani oyuncuların yerleriyle beraber az önce İsmail Kartal'dan bahsediyorken yani 3-4-3 sanki çok fazla üzerine düşünmeden kimin nerede oynayacağı belli bir oyun gibi çıktı. Ama mesela Rize'de de denedi bunu şey. Ee, Önder, Önder Hoca. Hı -hı. Rize'de de çok iyi bir oyun vardı. 2-2 berabere bitti maç. Sonra bir maç daha denedi hemen bıraktı Vazgeçti. onu. Vazgeçti. Aslında mesela o maçta takım ee, çünkü Rıdvan ve yerden dolayı ke kenar bekli oyun çok yatkındı zaten. Rize'de de gördük bunu. Beklerden dolayı çok yatkın zaten. Hani biraz üstüne gitse Önder Hoca da aslında bunun yani. meyvelerini alabilir. Gezeli biraz daha kale itiyorsun. Ama biraz işte bir şey de var. Mesela Önder Hoca'nın kafasındaki sadece bir fikir. Valerian İsmail'in ki artık tamamen oturmuş adam onun senelerini vermiş. Mesela ortadaki o 5 beş, beşli hani iki orta saha artı iki on numara ve center for. Başşuayi'nin dikkat ediyorsundur maçlarda. Beşi birden böyle bir beşgen olarak hareket ediyorlar birlikte. Onu Valerian İsmail antrenmanlarda çalıştırıyor. Belli ki yani senlerdir oturduğu bir kafa evet. şey var. Kafa patlattığı bir durum var. tam oturdu ona yani. Tam onun istediği Rozier, Rıdvan. Tam aradığı bekler model olarak. Gezal mesela tam iç on numara gibi. Aynen. Hani Gezal'ı da mesela tam çizgiye hapsettiğin zaman bazı özelliklerini alamıyordun. Tam Gezal oranın oyuncusu yani. Ne on numara ne kanat gibi. Teşer ya da bir Biraz böyle bir şey değil onun. mi? Evet, Orada teşer bir sıkıntı var. Teşerin yerine mesela bu kadroda eee Enkudu daha iyi olur mu? Enkudu, enkudu da döndükten çok sonra atıyor işte. Çok çizgi atıyor. Çok mu çizgi Biraz gidiyor? içeride oynamayı öğrense aslında tam onun istediği model olabilir. Peki e, Larin? Larin de herhalde ayrılıyor diye mu e, diyorsun? E, Geçen hafta cezalı düşünmüyor. Geçen hafta cezalıydı şimdi Belki bu hafta deme. cezası yok. Mesela oyuncu profili olarak hani ben düşünüyorum. Normalde elinde teşere var, Enkudu var, Larin var. Güven yani var. Oradan atabileceğin güven var. Kenan var. Güven mesela Kenan'ı ilk maçta almıştı Trabzon maçında ama Santrafor'u aldı. Ben şimdi Kenan Güven çok güzel bir gol attı son maçta. Hı hı. Ama girdi son 20 dakika. O beşgen bozuldu anında. Hı. Hani 5 birden halatla bağlı gibi hareket ediyorlar dedim ya. Güven girdi dağıldı orası. Hı. Çünkü Güven hareket etmiyor takımla birlikte. Yani güven'e çok kızıyorum ben. Bu kadar yetenekli bir adam. Ulan daha 20'li yaşların başındasın. Şimdi koşmayacaksın da ne zaman koşacaksın yani? Çünkü bir bir pozisyonda mesela taça taça düştü ya. Hmm. taçta itiraz ediyor. Valerian tuttu sırtından, attı oyuna. Ya bırak itiraz yani. Ko koş oyuna mücadele yaptım. et oyununa bak. Ya güvenin biraz buna odaklanması lazım yani. Ya şeyin gezalon Alex Teixeira'nın yaptığı kadar bile şey yapmıyorsun ya. Alex Teixeira da çok son dönemlerde arzulu istekli evet. ama ya istiyor ama olmuyor. San, tam da. olmuyor gibi. Doğru. Onun dışında savunma üçlüsü için mesela eee Wellington'u ben çok beğeniyorum. Yani çok kızıyorlar bana ama böyle önde Benim oynamak isteyen savunmaya takımlarda. savunmaya Aynen. Önde oynamak isteyen takımlarda yani rakip yer alanın ortasında presle top kazanıyor. Arkasında böyle biraz süpürebilecek birileri varsa onun dikkatsizliklerini, hatalarını çünkü yapıyor onu. Her maç yapıyor. Bazen... Mesela Necip girdikten sonra daha fazla, Wellington'a göre daha fazla şey yaptı son maçta. Ne yaptı? Daha, daha dağınık, daha dağınık gözüktü. Wellington'a göre hani ben biraz merak ediyordum. Şimdi Wellington cezalı olduğu için muhtemelen Necip oynayacak sağ stoperde. Hani Wellington'ın e, şeyini biraz daha iyi göreceğiz. Nasıl e, katkısı. E, çünkü son iki maçta hem Trabzon hem şey Alanya gayet iyiydi. Wellington. E, Trabzon'da bence çok iyiydi bilhassa. E, biraz bunu göreceğiz yani şeyi. Yani o da mesela gönderilmesi gereken oyuncular listesinde gözüküyordu ama onların kalır. iyisini alamazsa Beşiktaş. Tam Valerian'a da uygun Aynen. adam ya. Kalır, Aynen. kalır gibi Aynen. gözüküyor. Kalır. Onun işte biraz şeyine dikkat etmek lazım. E, sen mi söylemiştin? Biri söylemişti. E, Alanya'daki e, takımdaki görevlilerle konuşmuşlar. Kilo almaya e, yok ben müthiş yatkın bir yakısı varmış. Hani böyle gözden biraz kaçırdığın zaman Wellington'u hani hmm. biraz böyle e, bakmadığında anında e, kilo alıp e, o da kilolarla beraber hani o, biraz daha oyununu etkileyen bir duruma geliyormuş Wellington. E, ama hani e, fiziği iyi olduğu zaman bu oyunun vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Bu arada bir şey diyeceğim. Hı. Beşiktaş'ta çok fazla oyuncunun sözleşmesi bitiyor ya. Tabii. E, Fenerbahçe'de de aslında Gustavoların Sosaların vesairelerin böyle bir dönem Kapanışı gibi Mesut ayrılacak belki de Gönderilecek hı hı. falan gönderilebilirse Galatasaray'da bir yandan Babel'in Arda Turan'ın Feguli'nin sözleşmesi bitiyor hı. Ee, bir de tabi Beşiktaş'ta lensler var layıçlar var yani hani evet. hiç kadro dışı olanlar dahil Beşiktaş'ın çok rahatlıyor Beşiktaş'ın 14 tane oyuncuyla sözleşmesi bitiyor galiba kiralık var hiçbir şey ama Beşiktaş'ta mesela e, sen devam et sonra ben söyleyeyim bu aslında bizim üç büyükler için Trabzon böyle değil de üç büyüklerin İstanbul'un üç büyüklerin için çok büyük bir fırsat çok doğru kurgulanması lazım. Sportif direktörüyle şey ama Galatasaray'da daha başkan belli değil ki. Sportif direktör falan belli olsun. Fenerbahçe'de şey. hocanın belli değil. Sportif direktör. Bir tek Beşiktaş'ta aslında Ceyhun Kazancı belli. Hocayı önceden aldı belli. Beşiktaş için çok büyük fırsat. Herkesten önce daha akıllıca daha doğru bir plan programla bu işi yapabilirlerse çok büyük zaten zarardalar. Hani mali olarak çok zor durumdalar. Ee, hem bütçeyi çok aşağı çekip hem de e, doğru başarılara gidebilir ki zaten Beşiktaş çok para harcayarak başarılı olmuş bir takım değil. Beşiktaş Fenerbahçe'ye özendiği için aksine bu duruma düştü. Beşiktaş Şenol Güneş'le birlikte şampiyon olduğu zaman ilk senesinde Galatasaray'ın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 60 milyon euroluk kadrosu vardı. Hı hı. Beşiktaş 30 milyon euroluk kadroyla ezdi geçti bunları. Beşiktaş buna özeneceğine benim e, ki bu, bu 90'ların başında da böyleydi zaten öz kaynak düzeni. Beşiktaş ben bunlardan yarısı kadar para harcayıp bunları ezip geçebiliyorum diye kendi şeyine özeneceğine, kendi kültürüne gitti Fenerbahçe'ye özendi. Fenerbahçe gibi ben transfer yapacağım işte toplayacağım bütün e, lensleri, mensleri dedi. Şimdi bugün bu duruma düştü. Beşiktaş'ın aslında bence Valerian İsmail de doğru bir profil. Beşiktaş ta, e, doğru Beşiktaş'a yani o az önce bahsettiğim Şenol Güneşlerin, tutuyoruz. E, Gordon Mill modeli olan Beşiktaş'a uygun bir adam. E, çok fazla para harcatıp şey yapacak bir adam değil. E, Ceyhun Kazancı ile birlikte oturup kafa kafaya verip e, bunu Fenerbahçe ve Galatasaray biraz geç kalabilecek gibi görünüyorlar. Bilhassa Galatasaray çok geç kalacak gibi görünüyor. Daha önce hareket edip e, gelecek sezonun planlamalarını da yapabilir. Şu an itibariyle de mesela haftada dört büyük takımın da maçını izliyoruz. Anadolu maçlarını da izliyoruz. Benim en heyecanla izlediğim maç Beşiktaş'ın oluyor son iki haftadır. E, ben de onu sana söyleyecektim. Mesela Beşiktaş'ta 14 oyuncu gidiyor ama e, şöyle bir genel hemen değerlendirme yaptığın zaman Zaten o kadar oyuncuya ihtiyacı olmadığı Beşiktaş'ın çok net. Ceyhun Kazancı da dedi ki 5 ila 7 transfer dedi. Hı. Mesela bu. Jetson, Jetson da geliyor dedi zaten. Jetson da geliyor. Salih de var mesela. Hı hı. Gelecek oyunculardan bir tanesi. Kartal mesela yine Beşiktaş'ta e, geri çağrılabilir isimlerden biri olarak gözüküyor. Kartal biraz uymayabilir gibi geliyor İsmail. E. Ya, tabii o düşünürsen. E, çünkü mecliste hani kullanmıyor orada. Yani, e, Josef Can gibi öyle bir ikili düşünüyor ama hı hı. hani e, Beşiktaş da öyle onun üzerinde transfer yapması gereken, değil. E, ondan sonra çok transferde panik yapması gereken bir takım değil. E, o bakımdan da bir rahatlığı var bence. Çünkü normalde bu kadar fazla oyuncunun sözleşmesinin bitmesi de zaten yapılanmanın çok doğru olmadığının bir göstergesi. Yani 25 kişilik takımda 14 kişinin sözleşmesi aynı yıl mı biter? Mümkün değil. E, ama aynı zamanda da bir şans çünkü bayağı senin dediğin gibi çok ağır yüklerden kurtuluyor. Yani Beşiktaş'ın Laiç'e, Lens'e verdiği paralar kılalı paralar değil. Maalesef. Ee, Giresun Spor karşılaşması. Giresun'a e... da bir değinelim. Tabii. Giresun adamlar 10 puan 12 puan farkla düşme potasından kurtuluyor. Hı hı. Hani bu çok önemli bir başarı ki Giresun kendisinden altta olan takımlardan Rize'den, Göztepe'den falan çok daha ucuza kurulmuş bir kadro. Ona rağmen ciddi bir başarı elde ettiler ama e, sürekli bir futbolcuların paralarının ödenmemesiyle ilgili bir problem var. Şimdi son olarak stoper Diyar'ın antrenmana çıkmadığı hı, hı. sözleşmesini tek taraflı feshettiği söyleniyordu. Doğru mu bilmiyorum yani. Yayından önce böyle bir haber vardı. E, hani oyuncular maaşları ödenemiyor. Bu Giresun için çok üzücü bir durum. Sonuçta zaten hani bütçe çok düşük. Bu halde bile maaşları ödenemiyorsa nasıl olacak o iş? Onu bilemiyorum. Yani da direkt 11 oyuncusu. Hani yedek falan da değil. E, Giresun'da hani biraz kurtardı rahat. E, bir de bu maç aslında Beşiktaş'a uygun çünkü hem e, Giresun biraz rahatladı, hem Giresun böyle şey değil. Biraz Alanya gibi geriden pastla çıkmaya çalıştıkları falan da olabiliyor zaman zaman. İsmail'in e, presi ön alan baskısı falan iyi gelebilir Onu bu Beşiktaş'ın. E, o o açıdan bir galibiyet e, gelebilir. Peki sana bir uzman sorusu sorayım. Son yıllarda atlikten gelip tüm sezon aynı hocayla. Bitiren takım hatırlıyor muyuz? Ben düşündüm demin. Sen giriyorsun spor deyince puan farkına şöyle bir baktım. Ligde kalacaklar Zor ya. soru. Zor soru değil mi? Benim aklıma gelmedi. Vardır mutlaka ama hani son yıllarda böyle atlikten gelecek tüm sezon boyunca teknik adam değiştirmeyecek. Yani atlikten gelip ligde kalmak zaten kolay değil. Hı -hı. Ama bir de aynı teknik adamla gitmek ya Hatay var da Hatay işte yani yeni hocasıyla birlikte tam sezon çıkarabildi Ömer Erdoğan'la birlikte. Hıh. -hı. Ee... Tamam şey aşağıda şeydi başkoca çıkardı da yani bilmiyorum hem alttan çıkaran hoca gelecek Tabii. takım başına kalacak hem de bir sezon çıkaracak Geçen çok zor bir şey. O bakımdan da takdir ediyorum. Gürüzos evet spor. doğru doğru. Kesinlikle. Evet son olarak Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşması Galatasaray Pazartesi oynayacak. Hı -hı. Normalde haftanın en rahat fixture olması lazım büyükler açısından. Yeni Malatya Spor karşılaşması artık bitti çünkü. Ee, yeni Malatyaspor geçen hafta lige veda etti. E, takımda çok büyük sıkıntılar var. E, giden oyuncu her hafta neredeyse 2-3 oyuncu takıma veda ediyor. Gene mücadele güçleri düşük değil. Evet, Onu evet. söyleyelim iyi Doğru. mücadele ediyorlar. E, bunun yanında Galatasaray'da e, dün bir dostluk karşılaşması vardı Dinamo Kiev ile. E, Alper Yılmaz'ı geçen hafta konuşmuştuk. Evet. Hatırlarsan sol tarafta biraz daha rahat hissediyor kendini demiştik. O da çok çok güzel, olan olağanüstü bir gol attı. Galatasaray maçı 3-1 kaybetti. E tabi Galatasaray'da sen az önce söyledin. işte seçim belirsizliği. Hatta iki başkan adayının Torrent'le çalışmayacağını. O da garip yani. Artık gün yani... itibariyle netleştirmesi. E, özellikle Eşref Hamamcıoğlu çok bir şey söylememişti. Hı hı. E, ama o da dün, hani Metin Öztürk'ten sonra net şekilde. Söyle, seçimi kazanmak için mi söyleyeyim dedi acaba? Çünkü son 6 maç. Gerçi Galatasaray'ın umudu yok herhalde biraz şey. Hani e, demotive etmesin diye söylemezsin aslında normalde ama zaten şey e, hani Galatasaray kurtardı ligde herhangi bir hedefi yok. O yok, yüzden ama herhalde hani biraz. Yok abi. Mesela Torrent değerlendirmesi ne zaman yapıldı? Torrent'le bir araya geldiler mi? Yani Doğru. Konuşuldu mu hiç konuşmadan? E, o biraz bana garip geldi. Çünkü dedi bir ki de hani şey biz dedi, orta ve uzun vadede düşünmüyorum dedi. Yani evet. kısa vadede düşünüyor mu peki mesela? İşte kısa vade dediği Sene sonuna kadar sene son, göndermem sene son. diyor herhalde. Yani. yani. Zaten 30 Nisan'da seçim var. Hı hı. Ondan sonra kaç maç oluyor? Kalsın İlk, kalsın. 3-4 maç. 22-23 maçta bitecek. İşte 4 maç falan. Yani herhalde o kadar. Ee, yani Kia maçından bahsetmek lazım. Dinamo Kia maçından. Bir Erik Pulgar izledik ki inanamıyorum yani. Futbolu mu bırakacak Pulgar 28 yaşında 29 yaşında acaba? Yani bu kadar nasıl bu kadar düşebilir? Aklım almıyor bir oyuncu. Yani peki nasıl sen... transfer edilebilir? Sakat olduğu için izlenememek gibi bir durum var. Ya şöyle bir şey var transferinde. Luis Campos ıı, aracılığıyla alınan bir oyuncu hmm. değil mi? Öyle lanse ediliyor. Öyle. Şimdi şöyle öyle deniyor evet. Şöyle bir durum var. Oyuncu bu sene başına kadar A'da sürekli oynayan, yüzlerce maça çıkmış bir oyuncu. Yaşı da geç değil. Anlaşılabilir. Evet. Hala milli takımda. Sene oyuncusu. başında da kötü bir oyunu yok. Eylül, Ağustos, Eylül aylarında Eylül'de bir sakatlanıyor 2-3 ay. Sakatlandıktan sonra da Galatasaray'a gelmeden önce de milli takımla maça çıkıyor. Hatta çıktığı maçta Arjantin. Ben de o maçı izledim. O maçta da çok anlaşılmıyor. Kompakt duruyor takım. Pulgar'ın çok kötü oynadığı bir maç değil yani. Çok kötü oynadığı mesela şu Dinamo Kiev maçını o maçta oynasa Galatasaray vazgeçer almaz. Çok kötüydü çünkü. O maçta da ortalama bir oyun oynuyor ve Galatasaray hemen alıyor. Yanıl, büyük bir yanılgı. Ama sebeplerini anlayabiliyorum uzun süre sakat olduğu için Galatasaray e göremedi bu kadar ama yani Lüyünde ama bile o o cüsseyle falan o kadar ağır bir sakatlık dönüşünde bu kadar kötü dönmedi ya. Ya yaş hani yaşı desen 34 35 ya sakatlık çok ağır etkilemiş, dönememiş adam dersin de. Fiziği çok antal olsa öyle dersin. Yaşı 28 bu adamın da. Nasıl bu kadar ağırlaşabilir? Ya bir pozisyon var işte oyuncu Galatasaray'ın yedi ikinci gol. Normalde kapatıyor Pulgar önünde. Adam topu sağına çekti vurdu gol. Yani sağına çekti ona bile reaksiyon veremedi yani. Açıyı bile kapatamıyor. O kadar ağır ki. Kendi etrafında dönemiyor. Beli dönmüyor. Hani hiç anlaşılabilir bir şey değil. Öyle sakatlığı da bir yıl sürmedi yani on ay sürmedi. iki ay sakatlandı. iki ay sakatlanmada bu kadar düşer mi bir oyuncu? O zaman başka bir şey mi olabilir diyorsun? Yoksa anlamayı mı çalışıyorsun? Ya ben anlayamıyorum. Böyle bir şey hiç görmedim hayatımda yani. Hmm. 2 aylık sakatlıkta bu kadar gerileyen Premier şeyde Serie A'da yüzlerce maça çıkmış. Fiorentina'da 11 oyuncusu olmuş bir adamın 2 ayda Taylan'la falan kıyaslanamayacak kadar kötü yani. Yani Taylan mesela derbide yetersiz kaldı ya. Taylan Galatasaray'ın A A seviyesi için ilk 11 için yetersiz diyoruz. Taylan'dan çok çok daha yetersiz yani. Taylan şu anki Pulgar'dan çok çok daha önde. Yok orası kesin zaten. Hani, gelecek yıllarda Galatasaray tarihinin en kötü transferleri olarak aynı hani ve e, pulgar mutlaka hani yaparlar ya liste, hmm. gazeteler haber siteleri olacak. Mesela Hatta... Nigel De Jong'a 5 milyon euro vermişti Galatasaray hmm. benzer transfer 6 numara aldı. De Jong 33-34 yaşındaydı. Kafada bitirmiş diyorsun. Amerika'dan gelmiş falan. Bunun öyle bir şey yok. 28-29 yaşında da. Evet, geride dönecek. Yani futbolu mu bırakacak acaba yani? Onu mu planlıyor? Çünkü bu kadar düşemez bir insan kafada. Yani e... Onun dışında hani Bulgar zaten hani oynamaz geri kalan maçlarda kiralıkta. Ee, diğer oyuncularda baktığın zaman da Morutsan da yine kafa olarak oyunda değil. Top, evet. topsuz oyunda hareket etmiyor. Ee, çok e, eksik. Halil biraz iyi. O da kira, Halil iyiydi mesela. O da kiralık zaten gidecek. Eee bir Barış Alper için. Halil biraz kafa karıştırdı değil mi Fenerbahçe maçında da girdikten sonra biraz hareketli. O da hareketli. Doğru hareketli. Dün Dinamo maçında iki top direkten döndü. Hareketliydi. Zaten ya bilmiyorum Gomis'in halinde gördükten sonra Halil'i ama kiralık olduğu için biraz da dışarıda bırakıldı. Yani Halil'i kazanacağım diye zaten e, yani Halil psikolojik olarak bir kırıldı düştü ya. Evet. Onu geri kazan belki kendi oyuncun olsa bonservisli oyuncun olsa geri kazanmaya çalışırsın ama Halil zaten kiralık geri dönecek falan diye biraz da Galatasaray'ın kendi durumundan dolayı da üzerine çok gidilmedi. Peki birkaç Aslında gündür. çok yetenekli oymuş Kabul. Birkaç gündür Galatasaray'ın gelecek seneki olası Santrafor rotasyonundan bahsediliyor. Mesela Gomis, Mustafa Muhammed ve Cagde deniyor. Hı hı. Şimdi üçü de yabancı ama üçünün de e, tabi belli sıkıntıları var. Şimdi sen ne düşünüyorsun böyle bir rotasyonla Galatasaray sezonu başlar mı? Onu ben de bayağıdır düşünüyorum. Başlamalı mı? Yani beni bayağı korkutuyor. Muhammed'in maalesef ki şeyi, istikrarı böyle sabit değil. Çok yukarılara çıkıp çok diplere vurabiliyor. Sezon başı mesela çok dipteydi Muhammed. Evet. Çok ki, hareketsizdi, çok fiziksel olarak düşüktü. Gece hayatı falan sürekli haberlerde çıkıyordu sağda kendini solda. Kendini toparlaması da uzun sürüyor. Ee, öyle bir durumu da var. Mesela çıktığı zaman bir de sakatlık problemi de olmaya başladı şimdi. Hmm. Evet. Muhammed 34 maçın 30'unda bildiğimiz Muhammed gibi oynayacak dese zaten gözünü kaparsın. Rahat kafanı şey yaparsınız. problem olmaz. Cagne de aynı istikrar problemleri yaşayan bir oyuncu. Benim, benim için. E şimdi hem yoksa Muhammed de Cagne de kaliteli oyuncular. Kaliteleriyle ilgili bir problemi yok benim ama çok istikrarsız adamlar ve çok problemli adamlar. E, Gomis zaten 30 dakikalık topçu olduğu sene en fazla 30 dakikalık oynar oynar sene sonunda bıraksın Galatasaray'da zaten. Orada ikna edebilirler evet, mi Gomis'i? 30 Oraya. dakikalık futbolcu Bence ikna olur, mu? Olur gibi geliyor. Çünkü şu anda kendisi de görüyordur hareket edemediğini yani. Ha, bu durumda, şimdi Muhammed'i bu arada Fransa'dan falan isteyenler de olabilir. Sata da bilirsin. Yani. Öyle bir ihtimal de var. E, Cagney'in de sakatlıktan nasıl döneceğini hiç kimse bilmiyor. Bence Cagney'in kendisi de bilmiyordur şu anda nasıl döneceğini. Hani şu anda çok büyük bir Center for belirsizliği var Galatasaray'ın gelecek sezonuyla ilgili. Ve e, büyük ihtimalle yeni gelecek yönetimlerinde Center for alacak parası yok. <laughs> Yani ya Muhammed Cagney'i futbola döndürdün döndürdün döndüremedin Galatasaray yine bu seneki gibi çok büyük bir center for krizi devam eder. Yani bu sene Gomis, Cagne, Muhammed, Halil dört kişi birden döne döne oynadılar. Döne döne He, hiç hiçbiri de tamamen tam demedi. Mesela Beşiktaş maçında Muhammed mükemmel ama ertesi maç yok. Ee, Galatasaray için o önemli bir durum. gelecek sezonla ilgili. Gelecek sezon bir de merkez orta saha. Tabii o da var. Çıkıldağ'ı belki satabilirse Galatasaray, işte İtalya iddiaları konuşuluyor. Belki oraya bir takviye düşünülebilir ama 6 alt, numaraya da Taylan'ın yerine bir adam alacak mısın? Ee, ya şu an itibariyle bir tek savunma sağlam görünüyor. Ee, o da yabancı. Yani savun, sağlam görünen Omar, Boy, Sabekler yabancı. Patrik Fanonot yabancı. Stoperler yabancı. Ee, ya yani o yüzden Berkan'ları falan o kadar kolay silemezsin yani. Mesela Berkan'ı beğenmiyor millet de. Başka yerli yok zaten oynatabilir. Bir tek Kerem var. Kerem var. kapalı göreceğin. Yunus gelirse Yunus, Yunus ikinci var. bir alternatif olacak. Yunus Kerem mi de taşımak mesela şeyi Adana Demirspor Vargas'la şeyi Yunus'u taşımak için Belhanda'yı uzun süre yedek bıraktı. Bir yerine son gibi çok çalışkan bir on numara kullandı orada. Ya yani Yunus Kerem'i kullanırsan da size olarak da biraz küçük adamlarla oynayacaksın biraz daha böyle e, şey bir dominant bir on numara çıkıldı daha da küçücük bu. adam çıkıldı daha hmm. da fizik olarak çok düşük oraya böyle e, İzlandalı işte şey gibi e, bir son gibi yani böyle çok koşacak mücadelesi. biraz eski balak modeli on numara yani e, o tip bir adama belki ihtiyaç olabilir peki mesela gelecek sene şimdi Galatasaray bilmiyorum Galatasaray konuştukça sanki daha çok böyle e, transfer ihtiyacı varmış var Var olan kulüp gibi oluyor. Mesela kanat rotasyonuna şöyle bir bak Galatasaray'ın. Gelecek sene. Şimdi Kerem. Kerem'in alternatifi? Emre Kılınç falan belki. İşte Barış Alper. Barış Alper, Kerem. Ee, Morutsan söyleyebilirsin. Hı -hı. Orada oynatabildiğin için. Yunus geri dönecek. Bir de Emre Kılınç var işte. Emre Kılınç var. Kanat. Ve beş oyunu söylüyorsun. Kanat galiba en iyi bölgesi. Ya. Rotasyonu sorayım. iyi der misin? Yani şu ankiler arasında iyi. Hı. Çünkü Mo Marka Nelson stoper tandemi dışındaki en iyi yer Kerem üzerinden. Kanatta bir Kerem'i satarsan iyi diyemezsin. Ama Kerem Kerem Yunus'la iyi diyebilirsin. Kerem Yunus'la ben de kesin iyi diyorum da bir tık geriye gittiğin zaman hani mesela Barış Alper geçen hafta konuştuk işte burada çoğu kişi ikna olmamış zaten evet. hani. E onlar da yorumlarını yapmışlar. anlayabiliyorum onları. Emre Emre de iyi ama istikrarsız. E hangi Emre'den bahsediyoruz? Evet. E onun dışında bir de borutsan yani sanki zaten çok kafa olarak. Bir çok... tanesi e, tutturamasa gelecek sezon. Ne bileyim formsuzluk yaşasa. Ama mesela Yunus, Kerem, Barış Alper çok da genç oyuncular bu arada. Hmm. Potansiyelli de oyuncular. Barış Alper fizik olarak fizik potansiyel var. Futbolu öğretmesi lazım. İşte Torrent dediğimiz adama da yani Torrent geldi mesela Fanon Ulutun performansını biraz yükseltti. Fanon Ulutun zaten hani 31 yaşında Fanon Ulutun performansının çok bir şey yok. Barış Alper'i kazansan Galatasaray'da kalabilme ihtimalin olurdu belki. Mesela Barış Alper Kerem gibi coştu diyelim. Torrent önderliğinde sağlı sollu sağda Barış solda Kerem kanatlar çok ateş ediyor diyelim Galatasaray'ın. O zaman dersin ki ya Torrent bak genç oyunculara bir şey katıyor falan. Gitti adam Babel'i oynatıyor. Babel'den Galatasaray'ın ne ne olacak yani? Ne Babel kalacak zaten Babel'den? O gitmesini de istememiş. Geldiği zaman Acun Ilıcalı söyledi onu Doğru. transfer etmeyi düşünüyormuş. Ya bu arada Hı, Babel'den Kalsın de demiş. verim alamadı değil. Babel'den aldı. de verim aldı. Aynen. O kötü bir şey değil ama hani Barış Alper Galatasaray'ın Gelecekten hani büyük bek Babel'den çok büyük bir fazla şey çıkaramazsın yani adamın son hali belli son hali. Peki sevgili Sinan, son bölümde biraz gol krallığına bakalım diyorum. Çünkü hani şampiyonluk düşme attı bazı şeylerlikte belirli oldu ama gol krallığında acayip bir rekabet var. El -Kabi, Hatay Hataysporlu 15 gol 2 asist. Yani sana 7 tane oyuncu sayacağım ki direkt işin içindeler. 3 evet. gol ayırıyor onları. Umut Bozok 14 golde. Batshuayi 14 golde, Cornelius 13 golde, Pesic 13 golde, Pohjan 13 golde, Balotelli 12 golde. Mesela adından da Vakayeme falan geliyor ama Vakayeme de direkt hani şey değil Hı. diye söylemiyorum onu. Bir de arada tabii çok oyuncu var. Gol krallığı yarışı bayağı enteresan gidiyor. Kimsenin ta şeyin, favorin? Ya geçen bunu Mert'le konuştuk. Mert dedi ki Batshuayi olabilir dedi. Olabilir. Ha. E, oradan da şeye geldik. Hani Batshuayi bu kadar fazla eleştirildiği bir sezonu Gol kralı olarak tamamlarsa Batshuayi'nin algısı biraz değişir mi? Değişir. İyiye doğru gider mi? Hani bak adamı bu kadar konuştunuz. Şu an değişiyor biraz. zaten. Ya şu son maçta Alanya maçından sonra bile biraz değişti zaten. Evet, bir de gol kralı olursa iki gol var arasında. Penaltı e, bir gol var düzeltiyorum. Penaltıları da kullanıyor. Evet. Bildiğim kadarıyla El penaltı golü yok ya da bir tane var. El Kaib'in e, kullanıyor hani da Hatay'da. Dolayısıyla hani Batshuayi penaltıları kullanmasıyla bir de şeye de bakıyorum. Hani bu gol krallığında şimdi son haftalarda ivme alan ya da hedefi olan bir takımda olmak önemli. Şimdi Beşiktaş bir ivmeyle oynuyor. Ee, bir dördüncülük hedefi de var. Ee, Umut Bozok, Kasımpaşa. Kasımpaşa çok rahatladı. Şeyden dolayı bir problem var Umut'ta. Çok önemli bir gol rakibi geldi Mulek'a. Gol yükünü o, çek o çekmeye aynen, başladı. Umut'un şeyi düştü. düştü. Umut... Aldığı dakika bile H düştü. Hem o düştü hem asistçilik özelliği daha fazla öne çıktı. Umut'un ama bir avantajı var. Onların arasında en asistçisi de Umut. 7 asisti var. 21 gole direkt katkı. Yani direkt katkı da zirvede o var zaten. ile beraber o. Bir de şöyle düşün. Ee, Karagümrü e, düzeltiyorum. Ee, Kasımpaşa'nın 49 golü var. 21'inde direkt Umut bozon yani, katkısı var. Ve de son çok dönemde keyif. aldığı süre de düştü mesela Pesic, Karagümrük hedefsiz. Evet, takım olarak, olarak hedefsiz. O çok uzun sakat kalınca 2-3 ay düştü oradan. Aynen. Yoksa gol kralında zirvede Pesic Balotelli, var Adana Demirspor bir dördüncülük hedefi var. Hiç oradan biraz. Yani. Son maç zaten Asom oynadı. Balotelli sonradan evet. girdi. Biraz da düşmüş gibi Balotelli de. Yani ağır hareket ediyor. Sen de biraz yani Cornelius var mesela ama Cornelius da hani işte Trabzonspor'un bazen Canini oynuyor. Bazen Canini oynuyor. Öyle bir dezavantaj var. Abi Batshuayi bayağı favori yani. El, favori bence. Benim favorim El-Kavi. El-Kavi. Çünkü yine, ne olursa olsun Hatay her maç pozisyona girebilen bir takım. Doğru. Ama Batshuayi de yani bir gol var aralarında. Batshuayi de pekala kral gol olabilir. Baş... Evet çok enteresan bir e şey. oldu. Şey olsaydı Beşiktaş'ta mesela Valerian İsmail'in kafasını karıştıran gelecek sezonda takımda kalması düşünülen bir alternatif olsaydı Hani derdim ki Beşiktaş atıyorum. Onunla, onunla gitmeye başladı evet. o isimle. Ama öyle bir adam yok zaten. Güvenin sözleşmesi bitiyor. Larin'in sözleşmesi bitiyor. Batshuayi'nin kiralık sözleşmesi bitiyor. Batshuayi ile oynar bari adam. İyi olanla oynar. Başka pekala pek yani. hala gol kralı olabilir yani bu liste. Evet. o zaman da enteresan olur değil mi? Hani sezon sonunda bu kadar fazla tartışılan. Hani şu an 14 golü var. E, zannedersem e, bundan tam emin değilim. E, şutları en fazla direkten dönen takım Beşiktaş. Onu biliyorum. Ama Batshuayi de oyuncu sıralamasında sanırım bir çok numara. Çok üstlerde olabilir. Sanırım bir numara. Ee, ama mesela kaçırdıklarını atsa şu an gözü kapalı. Bak çok fazla bir şey söylemeyeceğim. 20 idi herhalde. Değil evet, mi? Evet doğru doğru. Yani, yani 20 bu hafta, tane atardı. 20 abi. tane atardı. 32. haftadayız. Sadece 6 ekledim. Hani bu at şu ayı. Evet. E, ama o da 14 kole geldi. Tabii 4 bu 6 golde Beşiktaş'ı Fenerbahçe ile kafa kafaya, kafa getirildi. getirildi. Rahat bir şekilde. Evet eklemek istediğim şey yoksa. Yavaş, yavaş sağlık abi. Evet senin de ağzına sağlık. Evet analiz masasının sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Program sonunda hatırlatmamızı tekrar yapalım. Yemek sepetinin uygulamasını indirerek sizler de 10 binden farklı restoranda %50'ye yakın indirim kazanabilirsiniz diyoruz. Hoşçakalın. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.